Selamlar sevgili geekler. Her şeyin ve herkesin kahraman mı yoksa tehdit mi olduğunu konuştuğumuz videocast program sunumumuza hoş geldiniz. Aa, şeyinde bardağında G var. Neyin G'siydi o? Şeyin. G-spot. G noktası. Hay Allah'ım kardeşim. Ne bileyim, benim aklıma o geldi. Geek yaparım galiba. Doğru. Ha. Sanırım üşenmedin. Çocuğu olan bir insan olmana rağmen, her gün sabahlara kadar çalışan bir tip, eve gidince ay iki dakika kafamı dinleyeyim demek isteyen bir insan olmana rağmen oturdun Avatar'ı bitirdin ha? Bitirdim dün. Bir sezon Avatar. Çünkü bugün arkadaşlarım Avatar. Ne bileyim, olmadı. Yine olmadı. Yine abi sen bugün niye yani sen şakacı olarak mı bugün öyle bir şey bugün diyorsun? Evet, şakacı. Savunma mekanizması olarak. Anladım. Ben izlemedim. Avatar iyi olmuş mu kötü olmuş mu diye sormayacağım sana. Onu başka zaman konuşuruz ayrıca. Tamam. Fakat hocam, Aang kahraman mı tehdit mi? Yani net bir şekilde tehdit. Hikaye çok güzel, oralara girmeyeceğim. Tehdit. Ya çünkü Engin şöyle bir Engin deyince Engin gibi oluyor. Engin abi. Evet, Engin abinin şöyle bir sıkıntısı var. Kendi, bu arada Aang için demiyorum. Yani aslında yine yaratıcıya gidiyor. Şimdi orada bir mitolojik bir durum var ya. Hı. Hani işte böyle ruhlar da var. İşte ateş bilmem ne falan büküyorsun. Ne güzel izlemiş. Ruhlar da var. Ateş, su, ta demeyelim evet artık. Ya, yeter artık. Bazı esprileri ne yapmak lazım? Yayından kaldırmak. Rafa kaldırmak lazım. Ya şimdi oradaki mitolojide şöyle çok büyük haksızlıklar yapmışlar. Bir avatar var. Okey. Dengeyi getirecek. Okey. Ama merak etmeyin, her dönem bir dengesizleşecek. Ona da okey. Hayır canım, şu ana kadar Aang sıçıyor oğlum. Diğer avatarlar gayet görevini yapmış. Ama görevini yapmış, ama bir daha ihtiyaç duyuluyorsa bir avatara. Ya bekçi gibi bir şey. Ya ama işte anladın mı yani? Sen demek ki şey yapıyorsun. Onu doğru yarat da yozlaşmasınlar. Oğlum yani. Atatürk mü bunlar, Allah Allah? Hayır. Ki sonra bir de bir şey diyorsun yani. Bir de çocuğa veriyorsun bunu. Hani küçük bir çocuğa. Ya bak şöyle. Şimdiye kadar ne yaptıysak olmadı. Yani Yaratıcılar Meclisi'nde konuşulan bir şeyden bahsediyorum sana. Şimdiye kadar ne yaptıysak olmadı. Her seferinde başa sardı. Ama ateş ulusu, ama yok su ulusu bilmem ne falan. Onun sırası var biliyorsun değil mi? O döngü değişmiyor. Evet, o evreni ele geçirmeye devam etti. Dolayısıyla biz denemediğimiz bir şey deneyelim. Bu sefer cirit'i dönerek atalım gibi. Bu sefer Avatar'ı bir çocuğa verelim. Bakalım ne olacak. Şimdi bir dakika. Avatar'ı çocuğa verelim derken, affedersin, ben de animasyonu izledim, diziyi henüz izlemedim. Tamam. Hani bir de değişiklikler olmuş olabilir ama animasyonda çocuğa erken haber veriyorlardı. Biraz lüks şey gibi aslında, Anakin Manakin öyküsü gibi. Anakin'i de geç alıyorlar ya işe. Yani Jedi olmak için Anakin'i yaşlıyken alıyorlar. Karanlık tarafa dönüyor işte, salak oldu. Çocuk yani, neyse. Bunda da animasyonda böyleydi yani. Normalde böyle 15-16 yaşına gelince Avatar olduğu söyleniyor ve Avatar eğitim başlıyor falan. Fakat savaş çıkmak üzere dünyada falan deyip Tibet rahipleri gaza geliyorlar ve hani erken söylüyorlar. Hatta gene animasyonda bir tane bunun asıl öğretmeni diyelim, bu duruma çok karşı çıkıyordu. Önce bir çocukluğunu yaşasın, sonra hani insan olsun. Zaten hani aslında o keşişlerin bok yemesi çocuğu korkutup kaçırıyor. Yüzyıllık yalnızlık öyle başlıyor. Doğru, ama iyi ki de korkutup kaçırıyor. Kaçırmasa da ölecek. Çizgi filmde var mı bilmiyorum bu kısım da. Yani o doğru. Zaten Katara. Ben kızın adını söyleyemiyorum ya. Katara. Katana diyelim biz kendi aramızda. Hayır canım, Katara. Ne doğrusu ne Katara. Bunu hatırlamıyorum ki ben. Rezalet ama. O elindeki ne G-spot demeyi biliyorsun Cevdet. İşte o yüzden bilmiyorum ki ben. Yani Engin suçu mu değil mi abi? Engin kaçması, buz kütlesi dönüşmesi Engin mi suçu? Yok abi. Engin yaratıcıların abi bir suçu var. Yaratıcılar yani, dediğin? Ya yaratıcılarda genelde şöyle bir şey var. Hani mesela şey gibi düşün. Bir dakika yaratıcılar mitolojik kim? Bu avatar gücünü bahşeden o kozmik kuvvet neyse ondan bahsediyorum. Ha, evrenin tanrıları diyelim. Tanrılarında niye böyle yaptı var. Çünkü bak şöyle bir şey var. Şimdi bu kadar güçlüysen yani hem işte neydi, karnım doysun hem bilmem ne, öyle bir laf var, unuttum şimdi. Hem keki ye hem keki yememiş gibi ol. İngilizcesi bu. İngilizcesi çok kötüymüş. Yani İngilizce deyim çok kötüymüş. Çevirince yani. Ne yapayım? Evet. Neyse yani orada şimdi böyle bir yaratım gücün varsa, hani bu arada kendi dünyamsa da bir gönderme yapabilirim. Yani
hem özgür irade vereyim hem de işte kader. Açlık sefalet vereyim, kader vereyim, sonra bunların işte çok iyi olmalarını bekleyeyim. Ya abi şimdi öyle olmuyor zaten. Yani bu iş hiçbir zaman öyle olmamış. Ya bunları bak mesela kurbağalar aleminde hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir kurbağa diğer kurbağanın ne bileyim canını okumaya çalışmıyor. Nereden biliyorsun ya? Belki küçük şeyler kurbağalar arasında bir küçük avatar, kurbağa avatar var. Yok. Kurbağalar arasında sıkıntı yok. Takılıyor. Doğada bir sıkıntı yok. Doğada olmuş. Çünkü orada bizde diliyle olmayan da. Evet. Bir şey var ve o bir şey çalışıyor. Şimdi koçum bir dakika yalnız. Burada devreye şeye girer. Legend of Korra'ları da izlemiş adam girer. Tamam. Legend of Korra'da iki bölüm vardı arada. Avatar'ın orijinini anlatıyordu. Zatır zutur. Avatar olayı nasıl çıkmış diye. Nasıl Avatar çıkmış? Olayı, Avatar olayı örneğin o dünyanın tanrılarının dünyaya yolladığı Mehdi gibi bir şey değil. Avatar doğanın insanlıkla diyelim biraz da tesadüfen kazar olmuş. Ya öyle anlatılıyor yani kader mi kaza mı artık neyse. Ki kazada kader demek bazen. Yani kaza olmuyor kader olunca. İşte neyse. Okey. Doğayla insanlığın arasında bir köprü, bir anlaşma gibi. Yani şimdi o şeyi de uzun uzun anlatmayacağım. Origin bölümlerini de anlatmayacağım ama hani kısacası orada doğa insandan daha güçlü olup insanı kontrol etsin, yönetsin, iyiye taşısın diye gönderdiği bir elçi değil. Doğanın bir uzantısı gibi bir şey. Ama bir yandan da insanlığın bir uzantısı. Orta kümede buluşan bir şey. O yüzden hani esprisi de dengeyi sağlamak. Yani şey değil. Dünyayı bir ütopyaya çevirmek değil. Ya da dünyayı ele geçirip şey yani dengeyi gibi. Dengeyi sağlamak dediği şey. Şimdi, Darth Vader gibi hani abi, dünyayı ele geçirip düzenlemek de değil. Geçen sefer sen, geçen yüzyıl sen kazandın. Şimdi sen kazan gibi mi? Yoksa hiç kimse o kadar kazanmasın gibi mi? Hatta şu lüfü şavaş aşınca şavaş. Evet Arap bacı. Ve keşişler telaşlanınca o mekanizmayı bir bozu veriyorlar. Ama o mekanizma zaten her şeyi, ya Matrix değil o. Seçilmiş kişi falan değil. Anladın mı? O biraz öyle davranılıyor. Doğanın dikeni gibi bir şey. Ya Legend of Korra'yı izlemeyince, dizi izleyince biraz şey gibi abi. Sen seçilmiş kişisin, güce denge getireceksin diyor yani. Avatar hep dengede tutmaya çalışıyor. Elinden geleni yapıyor ama bir kere öyle yazılmış bir şey yok ortada. Elinden geleni yapıyor. Zaten bence Avatar öyküsünde öyle kader, seçilmiş kişi falan. Şimdi sen bir sezon izledin. Dediğim gibi ben de onu görmedim ama oradan öyle bir şey çıkıyorsa bilemeyeceğim. Normalde yok öyle bir şey. Kim biliyor musun esas tehdit? Ve bunun hiç farkında değiller. Kim? Su ulusu. Yazık lan su. Neden yani, biliyor musun? Niye su? Çünkü bilimle iç içe olsalar fark ederler ki insanın yüzde bilmem kaçı su. Ve büküverirler herkesi. Ama farkında bile değiller. Bunu yazarlarda düşünmüşsen ilk sezonda görmedin mi diyorsun? Tamam peki. Sen yedin artık spoiler'ı. Yapacak bir şey yok. Yedireceğim sana yani. Aynen buna blood bending deniyor. Wow. Ama çok karanlık bir zanaat olduğu için hani öyle iyi kalpli su bükücüler bunu yapmıyor. Çok 40 yılın başında bir böyle cadımadı kılıklı tipler yapıyor, anladın mı? Hocam. Bir de mesela şöyle bir haksızlık var, onu da söyleyeyim. Heh. Yani bu da mesela ateş ulusunu çok neden hoşuma, çok hoşuma giden bir kısmına geldik muhabbetin Cevdet. Ateş ulusunu neden tehdit yaptığını söyleyeceğim. Ateş out of nowhere ateş çıkarıyor. Halbuki sucular su bulmak zorundalar etraftan. Doğru. Su yoksa evet. Bittiler. İşte bunu konuşalım. Gel senle Avatar The Last Airbender franchise'ın işte mitolojisini, mantığını, daha doğrusu bilim kurgu veya fantezisini oturttuğu sistemin bir kahraman mı, tehdit mi olduğunu konuşalım. Tamam. Çünkü dört element var. Hava, su, ateş. Onları büküyoruz filan. Güzel, sade, anladık. Adam hava üflüyor, adam ateş çıkartıyor filan. Ama sonra dediğin gibi bir takım soru işaretleri başlıyor. Ya bir dakika şimdi bunlar maddenin 4-3 hali. İşte ki ateşte plazma filan, o da bazen dördüncü hali. Dört hali abi. Yok, ateş maddenin bir hali mi koçum? Serhan okay. Öyle mi? Plazma maddenin dördüncü hali. Evet. Ama ateş plazma mı? Kalırsın öyle hadi. Neyse işte arkadaşlar, yazın siz onu aşağı şeyciler. Lise kimya bitirmişler, hatırlamıyorum ben. Ve evet bu maddeler ya, mesela atıyorum aynen, mesela bulut ne o zaman? Hava mı bükecek onu, su mu bükecek mesela? İkisini de bükebileceği bir şey aslında. He, mesela toprak bükmek diyorsun. Toprak. Her şey o zaman. Yani çanak çömleği de bükersin. Zaten mesela metal bending çıkıyor ikinci sezonda falan bu arada. Üf. Ama hani anladın mı? Güya o daha şey diyorlar ona. Mesela güzel açıklama mı sence bu? Daha rafine edilmiş bir toprak o.
O yüzden toprakçılardan mı çıkıyor? O yüzden onu? Zor yapılıyor o da, anladın mı? Herkes metal ben de demiyor. Şimdi mesela toprak bükmek... Herkes metal ben de demez tabii. Iron Maiden bunlar. Evet, buyur. Dayanamadım. Yani kısacası bu bükme olayının götürdüğü yerler bir süre sonra öyle bir şeye geliyor ki. Yani hepsini bükmesi lazım. Çok saçma diyorsun abi, yani. Hani mesela bak, mesela sucular buzu da büküyor. Donduruyorlar. O donduğu zaman yani o sırf su maddesini büküyor, tamam mı yani? H2O büküyor demek ki o sadece. Ama toprakçılar Earth dediği zaman aklına gelen her boku büküyor taşık mesela. Taşık bu boku bir sürü. Evet, bir de zaten şey based değil yani. Hani böyle science based veya... Element kimya based değil. Aynen yani. Çok mitolojik. Ya çünkü havada da işte hidrojen, oksijen ne boksa suda da olan bir ortak şeyleri var mesela. Tamam, o yüzden oradaki bilim bir tehdit. Çünkü çocuklara... kafa karıştırıcı ve kafa sikici bence. Çocuklara kötü bir şey öğretiyor birincisi. Evet. Yani doğrusunu öğretmiyor. Evet. O yüzden yasaklanmalı. Evet. Yok. Dur, biraz ukalalık etmek istiyorum. Çok şey yaptım. Yanlış bilmiyorsam Wikipedia düzeyinde bir bilgi olacak bu. Yani her şeyi biliyor olmalısın. Wikipedia her şeyi biliyor. Element lafı işte antik Yunan'dan falan kalma bir laf. O zaman hakikaten hani o zamanın filozofları dünyanın dört ana yapı taşının toprak, su, hava, ateş olduğunu düşünmüşler. Doğru. Bu bilgide haklısın. Buna sonradan atom deniyor hatta. Tabii şimdi tabii. Unuttum yani element dediğini. Kelimesini hani sonradan elementler, bugünkü periyodik tablodaki elementleri falan oradan ödünç alıyor. Felsefe başlıyor. Yani her şeyin aslında kaynağı su diye başlıyorlar önce. Her şeyin kaynağı hava. Bu Wikipedia bilgisi değildir. Ben bunu kimden? Küçükken Sophie'nin dünyasından başlayan bir felsefe maceram vardı. Oradan öğrendim. Biliyorsun ki kahraman mı tehdit mi diye net bir biçimde sorgulamamız gereken, hatta önceki bölümlerde sorguladığımız ama olsun hype oldu bir daha konuşalım dediğimiz Dune geldi. Dune Part 2. Hadi şunu konuşalım ve Dune'dan bu spoiler değil. Filmle alakalı ama hani spoiler sayılmaz. Zaten ilk filmle alakalı daha çok. Duke Atreides, yani baba Leto Atreides, tamam mı? Genel olarak... Atreides ne? Ne bileyim, gibi telaffuzum işte. Hakikaten sen de hiç yani Atreides. Başkası dese Atreides. Mesela Serhan dese... Burayı kesersin Serhat. Serhat da telaffuzu güzel bu arada. Da demiş bundan. Duke Leto Atreides zayıf ve duygusal, daha doğrusu duygusal olduğu için zayıf kabul edilen bir yöneticiydi. Bir işte lordtu. Feodal düzen şeyi olan, benzeri olan bir dünyada falan. Yeah. Birilerini himayen altta tutman için güçlü bir iradeye, güçlü bir kişiliğe sahip olman lazım. Şimdi güç ne demek? Abi şimdi biz yani Atreides aslında en insanlara benzeyen oradaki ırk mı denir ona artık? Irk ya hani Dune evrenindeki. Topluluk. Şimdi Harkonnen'e bakıyorsun. Abuk. Hepsi böyle keltoş böyle yapıyor. Ki bütün şeyleri yorumlarında benzer şeyler yapılıyor. Kırmızılar böyle Hitlervari falan filan. Ordos'a bakıyorsun. Ya çok istiyorum Ordos konuşmak. Ordos kahraman mı tehdit mi? Abi filmde bir Ordos şeyi nasıl olmaz ya? Neyse bunu öbür programda da söyledim galiba. Tamam, okay. En çok insana benzediği için aslında en çok insani duygular ve insanların ütopyası gibi yapmışlar. Doğru. Ve insanların ütopyası da eğer bu işte galaksideki bu kötücül güçlere karşı fazla duygusal ve zayıf kalmış oldu aslında. Biraz orada bir şey var. Hani ayağımızı denk almak durumundayız. Hatta belki şöyle bir alt bok iyice uydurabilirim sana. Şimdi Atreideslerin gezegeni neydi? Kaladan. 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 He. Orada her şey Kaladan. Orada her şey güllük gülistanlık. İşte su var. Derdi bu ya bu şeyin evren. Tabii Dune'la kıyaslayınca su var. Denizler yani. Var, göller var, işte nehirler, hepsi çay filan. Yok yani anladığımız kadarıyla orası bayağı hoş bir ortam yani. Böyle çok hiç görmüyoruz veya bilmiyorum ekstra kitapları görmüyoruz da. Böyle garibanlık yok herhalde, anladın mı? Kölelik yok. İşte Extended falan. Universe'de şey var yani. Kaladan'ı yani daha doğrusu Atreides'leri anlatan başlı başına galiba oğlunun yazdığı kitaplar falan var da onları hiç okumadım. Neyse öyle olduğunu varsayalım. Olmayabilir gerçekte. Hani bir varsayım üzerinden, spekülasyon üzerinden. Ama o dünyada tıpkı mesela Harkonnenlerin şey dünyası gibi, vahşi dünyası gibi Dune'un yani Arrakis'in melanjı sayesinde ayakta kalıyor, öyle değil mi? Yani atıyorum. Petrol sayesinde. Aynen. Yani İsviçre... O küçümsediğiniz Arapların benzini... Yani gerçek hayatta bu hani bir alegori ise eğer... İsviçre, İsveç bilmem ne gibi fantazi ülkeler, Finlandiya gibi böyle hani hayat kalitesinin çok yüksek olduğu ülkeler... Biliyoruz ki bu yani herkes bunun farkında. Dünyanın geri kalanını yıllar boyu sömürmüş, etmiş bilmem ne. Hani o taraflarda
İşte sömürmüş, uzatmama gerek yok. O zenginliklerin üzerine kurulmuş bir şey filan. O şimdi, yüzden bizim bu düzeni savunan insanlar olarak ilk yapmamız gereken 3. dünya ülkeleriyle 1. dünya ülkeleri arasındaki sömürü düzenini yıkmaktır. Bu yüzden de ilk hedefimiz Orta Doğu'yu ele geçirmektir. Re bağlarsan baya Leninizm bu işte. Şu anda oraya gittim. Hemen seni bir götüreyim dedim. Ben o kadar bilmem hocam. Siyaset işte, bilimleri okuyan sensin. Ya bilecek bir şey yok. Basit bir şey diyor anladım, ki. Anladım bunlar canım. Bunlar bu yüzden ayakta kalıyorlar. Burası işte Afganistan'a girenlerin değildi tabii de. Brejnev miydi? Neyse öyle bir şey. Uydurdun mu lan Brejnev? Brejnev. Uydurmadım. Hatta Roger'ın şarkısı vardı. Brejnev took Afghanistan. Begin took Beirut. Galtieria took the Union Jack. Cevdet. Fiziksel temas. Kahraman mı tehdit mi? El sıkışmak mesela. Eşit tehdit tabii onu gördük hepimiz tehdit olduğunu. 3 sene el sıkışmadık. İşte akrabanla şöyle ne bileyim ben tanıştığın insanla yanak yana öpüşmek kahraman mı tehdit mi? Sence yani? Bence tehdit ya. Ya bence şey sevgi göstergesi olarak bunu yapalım da selamünaleyküm aleyküm selamla yapmayalım bunu. Yani mesela her seferinde birine hani işte bir araya geldik merhaba abi yapmayalım. Ama ya Ömercan ya çok özledim seni. Sarılabilir miyim? Sarılabiliriz karşılıklı bir rıza olduğu sürece. Bunda bir sıkıntı yok. Ya da öpüşebiliriz. Ama yani bu bir şey olmamalı yani. Hani bir beklenti oluşturmamalı veya yapılması gereken bir racon olmamalı. Peki niye insanlar fiziksel temasa ihtiyaç duyuyor? Ama cinselliğe falan girmeden soruyorum ben yani. Yok cinselliğe girmene gerek yok zaten. Bebekliğinden itibaren işte diyorum ya yaratıcıda bunu keseyim. Diyorum ya işte yani şeyde bir problem var yani ham durumda bir problem var. Mesela biz bebekken işte vücut içerisinde böyle bir ona ne deniyordu unuttum. Yani anne rahminde özetle içerisinde şöyle sıkışıp kalıyoruz ve bu bizi bir güven duygusu içerisine getiriyor. Yani aa sen bunun cevabını biliyor musun? Ben bilmiyordum lan. Evet sonra doğduktan sonra mesela çünkü çocuğum var. Ve mesela bazen mesela bir checklist var ya bazen işte acıkıyor ağlıyor bazen gaz sıkışıyor ağlıyor işte bazen bilmem ne. Bu checklistten bir tanesi bazen kucak istiyor, güvende duymak istiyor. Eğer oralarda almazsan mesela ki tabii ki tıp bu konuda ikiye ayrılmış asla almayın diyenlerle saçmalamayın alın tabii ki diyenler var yine. Ama biz alın tabii ki diyenlerden tarafız ve alıyoruz ve susuyor. Ve bu ihtiyaç bir ömür boyu sürüyor. Ama işte ne onun adı? Yani şöyle tamam çocuğunu sev onu zaten uzatmıyorum da orayı. Benim de ofiste canım sıkılıyor veya stresim oluyor veya biraz anksiyetem oluyor falan. Sen de kuzenimsin. Çocukluğundan beri tanıdığım bana güven veren bir insansın. Rastgele biri değilsin. Bunu yapıyoruz yani arkadaşlar. Şimdi söylediğim şey real bir şey. Kuzenime gelip diyorum ki Cevdet'e diyorum ki kuzen yani sarılıyorum ben sana. Hatta tiyatro falan yaparken şöyle bir sıkardın. Yani o güven verirdi ve bir şey verirdi. Şimdi bu iyi bir şey. Yani güzel. Ama pandemi ama illa pandemi olmasa gerek yok yani grip salgın hastalık şey salgın olmasa gerek yok yani normal hastalık. Ben buna ihtiyaç duyuyorumdur. Ya kuzen gel bana bir sarıl. Sen herhangi bir sebepten dolayı rahatsızlık duyuyorsundur. Kuzen olmasak böyle bir ilişkimiz olmasa ben gene de bir insan olarak çalışanlarımdan hani mesela böyle bir iş yapıyoruz ya biz. Serhan gel bana sarıl desem o da benim çalışanım olarak rahatsız olmasına rağmen anladın mı hani iş yeri etiğine uymasa falan. Yani doğa bize sarılma temas ihtiyacı vermiş. Ama biz doğaya meydan okudukça yani hastalık doğal bir şey ya. Hı-hı. Virüsün, bakterinin filan hayatta kalmaya hakkı var ya mesela. Ya, hakkı var kısmı çok şey bir şey de okey. Doğa gözünden bakarsan hı, var. Tamam, hani bütün canlıları, doğa bütün canlıları yaratmış. Ya da neyse bütün canlılar var. Hepsinin var olmaya hakkı var. Birbirimize savaşıyoruz ayrı. Ama bir yandan da işte biz şey yaptıkça, duaya meydan okudukça falan o ihtiyacımız karşılanamıyor mesela. Karşılanmaması daha iyi bir fikir oluyor. O yüzden sana soruyorum Cevdet Bey. Hep burada geldik. Teknoloji kahraman mı tehdit mi dedik. Doğa kahraman mı tehdit mi diyerek avatara bağlayıp bunun da son konumuz olduğunu ilan ediyorum seninle. Doğa kahraman mı tehdit mi? Bence doğa... kahraman veya tehdit olmakla ilgili insan tarafından üretilmiş duygulardan bağımsız olarak sadece varlığıyla sen öne yani, çıkmak istiyor. Sen yani
karar veremediğimizde yaptığımız olarak o nadiren üçüncü seçenek olan kartını oynuyorsun şu an. Aslında ben dördüncü seçeneği oynuyorum şu anda. Dört ne kız? Dört. Bununla ilgilenmiyoruz. Yani hem kahraman oluyor yeri gelince hem tehdit diye üçüncü seçenek. Doğru. Dördüncü seçenek şu. Doğa bununla ilgilenmiyor. Doğa nasıl biliyor musun? Şey gibi. Hani bu güzel bir oyun var ya. Sony'nin. Neydi oyunun adı? Ne kız? Last of Us. Onun dizisini çekti. İzledin. O Last of Us'ta mesela doğa şey ya böyle hani. Yayılıyor sadece. Ya tehdit kısmı. Şey yani bizim yorumumuz. Evet. Bizim neticede evolve oluyor belki de. Hmm. Daha güçlü canlılara doğru gidiyor. Sadece insani duyguları ortadan kaldırdığı için biz onu tehdit olarak görüyoruz. Doğa ilerliyor sadece yani. Şey gibi mesela küresel ısınma kahraman mı tehdit mi? Ha onu biz yaptık ama. Ya, doğru tamam. Ya yani orada bizim etki insanlığın şeyi var. Peki. Kendi kendine tamam, küresel... yeni konu gibi oldu. Artık evet. Girmeyelim küresel ısınma. Okey. Ben de sana o zaman şöyle söyleyeyim. Benim fikrim de şu. Doğa tehdittir kardeşim. Ben şey bir insanım. Ben medeniyete inanmak isteyen bir insan. Benim inanmak istiyorum diyorum. Hani inanmakta zorluk çekiyorum, güçlük çekiyorum. Medeniyetin çok fazla pisliği var çünkü. Yani. Ama doğanın da bir numarası yok fazla. Yani şöyle. Daha doğrusu hani bu bambaşka bir tartışmaya gidebilir. İnsan zaten doğanın parçası. İnsan da kendi doğasına uyuyor bilmem ne falan diye bunu tabii konuşabiliriz ama ben doğayı o anlamda kullanmıyorum şu an. Ben doğayı insan bilincinin dışında kalan, bilinçli hareketlerin dışında kalan şeyler olarak kümeliyorum şu anda. Tamam mı? O kavram karmaşasına girmeyelim. Girmeyelim arkadaşlar. Ve insan bilincinin dışında olan şeye ben tehdit diyorum. Okey. Ben nötr olduğumu bu konudaki yani dördüncü seçeneği dedim. Sen tehdit dedin. Haftaya görüşürüz sevgili KTMT. Neydi lan? TMNT. Nice kapmalar. Neydi lan? KMTM. KMTM görüşürüz haftaya sevgili arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Çana basmayı ve de butona zırtlamayı jatlara Medeniyet neye kısmet?